Arkadaşlar bugün BMW E46 aracımızı Angel uygulamasını yapacağız. Ben de ilk defa yapacağım. Bildiğim kadarıyla size de aktarmaya çalışacağım. Arkadaşlar önce ihtiyacımız olan şey bir tane E46. Şimdi montajımıza başlıyoruz. Malzemelerimiz hazırladık. Ben Angel'ımı daha sonra tanıtacağım. Bu siteden aldım. Sökmeye başlayalım. Arkadaşlar öncelikle sinyalimizi söküyoruz. Sinyalin yeri sökme aparatı kasadaki şuradaki delikten söküyoruz. Kolayca söküldüğünü göreceksiniz. Şu an sinyalimiz çıktı. Gördüğünüz üzere şurası bu plastik parçayla tutuyor. Bu şekilde sinyalimizi boşa çıkardık. Daha sonra buradan çıtamızı söküyoruz. Çıtamız buradan içine sekmanlı. Sadece şunu sökeceğiz buradan. Şimdi bunu da söktük. Bu şekilde çıtamızı da çıkardık. Arkadaşlar benim aracım 2002 model. 3.16 1.6 motor. Ben memnunum. Şahsen yarışlara, draglara katılmıyorum. Arkadaşlar daha sonra şurada segmentler var. Bunları söküyoruz. Kolayca çıkıyor zaten. Far camımız kolayca çıkıyor. Şu an tek elimle yaptığım için pek kolay çıkmıyor da. Sökümü bu şekilde. Bende şöyle bir inventör var bunda. Şu an ben bunu iptal edip normal 12 voltla çalışan bu Angel'lar takacağız. Bu yeni olan 12 voltla çalışan, bu inventörlü, bu bununki, söktüğüm, üzerinden söktüğüm. Şöyle göstereyim. Ve çok güçlü bir elektrik veriyor. Elimi çarpıyor. Ama arkadaşlar şu normal 12 voltla çalıştıracak olduğumuz. Park lambalarına bağlayacağız bunu. Şimdi bunu iptal edip normal 12 voltla bağlayacağım. Şimdi bu iki parka yeni almış olduğumuz 12 volt ledleri monte edeceğiz ve son halini göreceğiz. Bunları monte edeceğiz. Bunu iptal ediyoruz. Normal park lambasına bağlayacağız inventörsüz şekilde 12 volt park lambasına mont. Şimdi bağlamadan önce deneme amaçlı yakalım görmeniz için. Evet arkadaşlar. Angel'ımız bu şekilde yanacak. 12 volt inventörsüz. Şimdi parkları kapatıp normal montajına geçebiliriz. Arkadaşlar bunların klipsi veya montaj aparatı olmadığı için böyle kendiniz bir parça yapacaksınız artık. Ya da ustanız el becerisi ise şöyle, ben bunları kablo dışından yaptım. Bu da sekme mi deniyor? Ondan buraya güzelce oturtturup tabii ki de vazgeçilmezimiz olan hızlı yapıştırıcıyla güzel bir şekilde montajını yapacağız. Kablosunu da gizli bölmeden geçireceğiz. Şimdi arkadaşlar bunu yapıştırdık. Çerçeve tam şekilde oturdu. Şuradan, şuradan ve şuradan güzel şekilde montajını yaptık. Zaten esnek bir parça. Yani küçük sapmalar oluyor. Esnetebiliyorsunuz.
şu şekilde beyaz ama çok kötü bir görüntüsü olmadı. Önceki şeffaflara göre gayet güzel oldu. Şimdi isterseniz kapağı takmadan bir şeyini yapalım, yakalım, deneyelim. Şu an düz bağladım denemek için. Farklanmamızı yaktık. Evet arkadaşlar. Evet. Duruş bu. Tabii şu an daha şuradaki siyah çerçevesi takılı değil. Şimdi bir de takıldığında daha hoş bir görüntü olacak. Farklanmasından aldığımız elektriği şöyle göstereyim. Şu farklanmasımız yanından daha önce alınmış. Hazır kabloları kullandım. Artıları bağladım. Şu an eksileri bağlayacağız. Çerçevemizi oturtturduk. Birlikte testimizi yapalım. Şu an diğer iki kablomu bağladım. Ve bunlara bağlıyoruz. Evet. Tabii siyah çerçeveyle daha keskin ve daha güzel hatları ortaya çıkacak. Şu an kabloyu tuttuğum için bu kadar uzaklaştırabiliyorum. İşin sonuna geldik. Bu bağladığımız yerleri güzelce bantlayalım arkadaşlar. Tutturdum. Herhangi bir elektrik ya da şase almaması için. Şimdi arkadaşlar toplarken de montajımızı güzelce yaptık. Çerçevemizi takıyoruz. Ondan sonra çıtamız var. Çıtamızın ayağı ve şuradaki benim şey kırıldığı için cırtla bağlamışlar. Ben de aynısını yapacağım. Daha sonra camını takacağız. Şimdi bunları anlatıyorum çünkü hem çekip hem de montajını yapmam zor oluyor. Camını oturtuyoruz şu plastik klipsleriyle. 3, 4, 5, 6 tane klipsle camını oturtturduğumuzda camımız oturmuş oluyor. Diğer sonra da sinyalimizi takacağız. Sinyalimizin şurasında damak var. Dama aynı şekilde şuradaki civatanın altına getirip üstten delikten montajımızı yaptığımızda Far Angel işlemimiz bitmiş oluyor arkadaşlar. Ben daha önce çok fiyat aldım. 500 liradan aşağı söyleyen olmadı. Sadece montajını bilmiyorum ne takacağını. Ben kendim de elektrikçi değilim. Kendim yaptım. Sizi de bilgilendirmek istedim. Şimdi kapatalım. Montajımızı yapalım. Daha sonra devam edelim. Ve montajımızın sonuna geldik arkadaşlar. Hayırlısıyla iyi günlerde kullanmamız dileğiyle. Herkese kazasız belasız sürüşler dilerim. Gelin daha.